neden burun solunum önemlidir? Öyle ya, yani burnumuzu kapatsak da biz ağzımızdan da nefes alıp veremiyoruz. Yani bu kadar da bir çekinet var. Ama öyle değil. Eğer farkındaysak, doğadaki canlıları da baksak, yani çok doğaya da gitmeye gerek yok, sokaktaki kedilere, köpeklere bak. Bütün canlılar aslında burunlarından nefes alıp verirler. Ve sağlıklı bir solunum aslında burun solunumu. Bir burun solunumu örneği vereyim. Çektiğim zaman içime havayı, iyice uzun uzun o havayı çekiyorum. Akciğerim genişledikçe genişliyorlar ve daha çok oksijen alabiliyorum. O genişlemiş yüzeyler sayesinde. Ya ağız solunumu, bir yere kadar. Aynı derinliğe ulaşamıyorum. Şimdi basitçe bu kadar bile bir fark aslında neden burun solunumu önemli bize anlatmaya başlıyor. Kaldı ki sadece bu değil, yani sadece yeterince hava almak, alamamak değil. Bir kere güzel, iyi bir hava almak, nitelikli bir hava almaktan bahsediyoruz. Solunumunda, yani burundan solunum yaptığımızda boğazımıza, nefes borumuza, akciğerlere inen hava aslında daha nemli, daha sıcak ve biraz da süzülmüş bir hava olarak geliyor. Oysa ağzımızdan gelense çok daha kuru, daha soğuk bir hava olarak geliyor. Peki sadece bu mu? Sadece o da değil. Uyurken de fark ediyor. Uyurken burundan nefes alıp veren bir kişi daha sessiz uyuyor. Ağızdan nefes alıp veren kişiler sıklıkla horluyorlar. Küçük çocuklarda bile bunu görebilirsiniz. Ağzı açık solurken bir yandan horlayabilir. Oysa sessiz bir şekilde nefes alıp veren bir erişkin veya çocuk için çok daha durum farklıdır. Ve bu daha derin uyku demek, daha sağlıklı uyku demek, uykudan daha iyi dinlenmiş, zinde bir şekilde kalkmak demek. Bunlar yetmez. Bence yetmiyor. Yani artık sağlıklı burun solunumunu tercih etmeliyiz.